Selamlar dostlarım, ben Berk, Folding kanalına hoş geldiniz. Bu videoda 11.6 yamasında metada olmasını beklediğimiz en çok kazandıran karakterleri ve bu karakterlerin kazanma oranlarını etkileyen faktörleri, bunların güçlü olma sebepleriyle birlikte anlatıyor olacağım. Videoya geçmeden önce bu bilgileri bulmamı sağlayan Senpai uygulamasından bahsetmem gerekirse, kendisi maçlarınız başlamadan, maç içerisinde ve maç sonunda maçlarınızı yapay zekası ile analiz eden LoL yardımcı programı. Uygulama ile maçlarınız başlamadan önce metadaki en güçlü pikleri görebilir, oynayacağınız karaktere göre banlanması gereken en doğru karakterleri bulabilirsiniz. Aynı zamanda rakip takımın geçmiş maçlarındaki performanslarını, kazanma yüzdelerini ve o koridordaki başarımlarını görüp karşılaşmanız boyunca uygulamanız gereken stratejiyi belirleyebilir, karşılaşmanız sona erdikten sonra ise o maç içerisindeki performansınızı detaylı bir metin olarak görebilir, sonraki maçlarınızda neleri yapmanız gerektiği konusunda fikir edinebilirsiniz. Her yama güncellenen tier liste sayesinde metayı takip edebilir, o yama içerisinde koridor bazında S, A ve B tier karakterleri görüp uygun olan koridorunuza göre kazanma oranı en yüksek karakteri tercih edebilirsiniz. Dilerseniz şampiyon sekmesi üzerinden istediğiniz şampiyonun kombolarını ve yetenek kitini öğrenebilir, dilerseniz de seçtiğiniz şampiyonun karşısına gelen karaktere karşı nasıl bir oyun geçirmeniz gerektiği konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. 11.6 yamasında üst koridorda S tier listemizde Urgot, Garen, Wukong, Cho'Gath, Nasus, Volibear, Malphite ve Jax bulunuyor. Özellikle Karabalta'nın güçlendirilmesinin ardından bu eşyayı kullanan ve bu eşyayla güç patlaması yakalayan karakterlerin hızla üst koridorda yükseldiklerini görüyoruz. Urgot meta'ya hızlı bir giriş yaptı ve geçen yamada da söylediğimiz gibi gücünü korumaya ve kazanma oranını arttırmaya devam ediyor. Daha çok tankları ve dövüşçüleri gördüğümüz bu yamada bu pikler kazanmanız için önderlik edecekler. Üst koridorda ilk karakterimiz kazanma oranları hız kesmeden yükselen Urgot oluyor. Her ne kadar iyileştirme kesme eşyaları bufflanmış olsa da kendisi üst koridorda rahatça kara baltasının güçlendirilmesi ve yüksek bekleme süresinde azalma eşyaları alıp kolayca güç patlaması yakalayabildiği için oldukça rağbet görüyor ve kazandırmaya devam ediyor. Takım savaşlarında yüksek tanklığı ve yüksek tank eritebilme kabiliyeti sayesinde özellikle de hiper kerisi bulunmayan takımlar için kabus niteliğinde. Garen 4 yamadır gücünü sıkça bizlere göstermişti. Hız kesenin aldığı değişiklikten sonra 11.6 yamasında herhangi bir nerf yemediği ve temel eşyaları da gücünü korumaya devam ettiği için yüksek kitle kontrolü olmayan takımlara karşı çok işlevselleşebiliyor. Olabildiğince pasif ve güvenli bir erken oyun geçirirse geç oyunda Garen ile baş etmek oldukça zorlaşıyor. Kaba gücünüz sayesinde ayrı kittirme de yaparak oyunun kaderini belirleyebiliyorsunuz. Özellikle savaş arıyorsanız ve rakip taşıyıcıya yetişmek istiyorsanız Garen size göre. 11.6 yamasında üst koridorda son karakterimiz ise tank eşyalarının ona verdiği avantajla hem koridoru hem oyunu kazandıran Cho'Gath. Kendisi özellikle 11.2 yamasının ortalarında bize o muhteşem gücünü göstermeye başlamıştı ve tüm haritalarda tercih edildiğini görmüştük. Yüksek taban yetenek gücü, yüksek tanklı ve özellikle toplu duran takımlar için pozisyon bozucu yetenek kitiyle hem karşısında durması zor bir rakip hem de kaçması bir o kadar zor bir rakip. Özellikle rakiplerinize gizli bir kör pik atmak istiyorsanız bu noktada Cho'Gath sizlere önderlik edecek. Ormanda 11.6 listemizde Mundo, Rammus, Nocturne, Hecarim, Mastery, Shaco, Viego ve Kayn bulunuyor. 11.4 yamasında orman yaratıklarının güçlenmesi ve verdikleri tecrübenin azaltılmasından dolayı ormanı hızlı dönebilen ve baskın atmayı seven karakterlerin bu yama itibariyle daha çok gündeme geleceğini düşünüyoruz. Özellikle Hecarim, Nocturne, Kayn, Kha'Zix gibi ormancılar yerlerini koruyacak olsalar da diğer ormancıların seçilme oranında azalma olsa da kazanma oranlarının çok fazla artmasını bekliyoruz. Mundo metamızın gözde ormancılarından olmuş durumda, özellikle ayağı çabuk ünlüyle tercih edilmekte ve mobilitesi yüksek takımlara karşı mükemmel bir counter tercih olmakta. Orta ve geç oyunlu yüksek baskın potansiyeli sayesinde gittiği her koridorda yüksek skor avantajlarını da yanında getiriyor. Bir et parçası gibi gözükse de takımınızda bir tanka ve tank eritecek şampiyona ihtiyaç duyuyorsanız 11.6 yamasında Mundo işinizi görecektir. Ormanda 11.6 yamasında en güçlü bir diğer karakterimiz ise Rammus. Şu an dominant bir şekilde metayı iyi durumda götürüyor. Yüksek baskın kabiliyeti ve kullandığı eşyalardaki hızlı güç patlaması sayesinde erken oyunda aldığı skor avantajlarını haritanın her yerinde hissettirmeyi başarıyor ve zorlu pozisyonlarda bile taşıyıcıları kolayca aradan çıkartabiliyor.
Ramus, eğer bolca baskın atmayı seviyorsanız ve orman dönme hızına ihtiyaç duyuyorsanız 11.6 yamasında işinizi görecektir. Nocturne, takım arkadaşlarının ve takım savaşlarında rakibin en kırılgan ve mobilitesi en düşük şampiyona rahatça odaklanabilen bir şampiyon. Böylece takım savaşlarında arkadaşlarının da yardımıyla rakibi bir kişi eksik savaşmaya zorlayabiliyor. Muazzam bir hasar ve orman dönme hızı ile yüksek mobiliteye ulaşan Nocturne, özellikle de hantal bir kompozisyon varsa rakiplerini kolayca yakalayabiliyor ve 5 kişinin arasında kalıp taşıyıcıyı aradan çıkardıktan sonra hiç yara almamış gibi hayatına devam edebiliyor. Hiperker'i barındıran rakiplere karşı Nocturne tam isteyeceğiniz bir tercih. Orta koridora bakacak olursak 11.6 yamasında Malzahar, Diana, Ahri, Veigar, Katarina, Yone ve Yasuo yer alıyor. 11.4 yamasında Katarina aldığı ulti güçlendirmesi sayesinde kazanma oranlarının daha da yükselecek gibi duruyor. Aynı şekilde Talon'da aldığı güçlendirme sayesinde birazcık daha rağbet görecek gibi dursa da kendisinin S tier'a çıkması oldukça zor duruyor. Bunun yanı sıra 11.6 listemizdeki şampiyonların birkaç yama boyunca yine sıralamayı bozmadan durmalarını bekliyoruz. Orta koridorda yine en tepelerde de bulunan Malzahar, yüksek koridor kontrolü sayesinde elo fark etmeksizin tercih edilebilir ve yüksek skor katkısıyla galibiyeti getirebilir. Oyun uzadıkça işlevselliğini daha da arttıran Malzahar, ultisinin rakip taşıyıcıyı olduğu yere sabitleyebilme özelliği sayesinde rakipten bir kişiyi anla çıkarabildiği gibi yetenek kiti sayesinde de savaşlarda fark ettirmeden eritici bir hasar çıkarma potansiyelini de beraberinde getiriyor. Kontrol büyücüsü olarak listemizde tek kalsa da Liandry nerf yemediği sürece tepede kalmaya devam edecek. En güçlü karakterimiz Diana, güçlenen yetenek kiti ve eşyaları ile birlikte koridor aşamasında hem rakibini sürekli dürtebiliyor hem de 6 levelde ultisinin açılmasıyla birlikte yarattığı korku sayesinde takımı için %100 skor potansiyeli anlamına geliyor. Geç oyunda da tam anlamıyla tank katili diyebileceğimiz Diana, özellikle çok mobil takımlara karşı harika işler çıkartabiliyor. Pasifi sayesinde de takım savaşında global bir hasar çıkarabildiği için her alada tercih edilebilir durumda. 11.5 yamasında da Diana'dan korkmaya devam edeceğiz gibi duruyor. Orta koridorda sonuncu fakat rotasyon becerisi en yüksek karakterimiz Ahri. Yüksek taban yetenek gücü oranı ve yetenekleriyle çıkardığı yüksek hasarlar birleşince hızlı savaşlarda rakiplerinizi anında eritebilir, topladığınız birkaç skorla birlikte oyunlarınızı sırtlayabilirsiniz. Aldığı ulti güçlendirmesi sayesinde daha yüksek can barına sahip şampiyonları bile kolaylıkla aradan çıkartabilen Ahri, E yeteneği ile takım savaşında taşıyıcıları kolayca kendine çekerek aşırı yüksek hasarlara ulaşabiliyor. Alt koridorda 11.6 yamasında ise Tristana, Vayne, Jhin, Kai'Sa ve Caitlyn bulunuyor. Samir aldığı buff'tan sonra bile S tier'e çıkamadığı ve nişancılar arasında adını çok zor duyacağız gibi gözüküyor. Kai'Sa ise Q yeteneğini yediği nerfle birlikte kazanma oranlarında büyük düşüşler yaşamasını beklesek de S tier'de ismini son sıralarda görüyoruz. Jhin, Tristana, Miss Fortune, Varus ve Caitlyn ise bu yamada en güçlü nişancılar olarak yer alacaklarını söyleyebiliriz. Nişancılarımız arasında 2 yamadır olduğu gibi bu yamada ilk sırada Tristana var. Erken oyunda en güçlü dürtme özelliğine sahip nişancı iken aldığı bufflarla birlikte kendisini orta ve geç oyunda da kolaylıkla çıkartabiliyor. Agresif bir erken oyun geçirecekseniz ve özellikle kırılgan bir bot lane'e karşı oynuyorsanız rahatlıkla tercih edebilir, Tristana'nın vermiş olduğu fırsatlardan kolayca faydalanabilirsiniz. Özellikle geç oyunda artan menzili sayesinde kuleleri de çok hızlı bir şekilde uzak mesafelerden eritebilirsiniz. İkinci sırada yer alan Vayne, Kraken katille tercih edilmeye ve kazandırmaya devam ediyor. Erken oyun koridor gücü çok zayıf olsa da yanında bulunan kitle kontrolü yüksek desteklerle birlikte daha da işlevsel olmasını sağlıyor ve önüne gelen herkesi biçmeye devam ediyor. 11.7 yamasında da nerf yemediği sürece önümüzdeki yamada yerini S tier'de tutmaya devam edecek gibi duruyor. Geçtiğimiz sezon zırh eşme eşyaları görsek de Jhin yüksek hareket hızı ve erken oyun yüksek taban saldırı gücü sayesinde 11.6 yamasına da gözde nişancılardan biri olarak giriş yaptı. Geçtiğimiz yama ilk üçlümüz arasında 3. sırada yer alsa da sık tercih edildiği için kazanma oranlarında artışlar görüyoruz. Özellikle kırılgan takımlara karşı agresif bir erken oyun geçirip geç oyuna bomba gibi çıkabilirsiniz. Destek listemizde ise Brynn, Swain, Leona, Lulu, Morgana, Lux ve Thresh bulunuyor. 11.5 yamasında Senna yediği Guinsoo nerfü ile birlikte kazanma oranlarında büyük düşüşler yaşadı. Thresh ise geçtiğimiz yama olduğu gibi bu yamaya da canavar gibi giriş yaptı ve S tier'e adını yazdırabildi. Seraphine ise son aldığı iyileştirme, kalkan ve ulti nerfünden sonra S tier'den geriledi. Peeler supportların son zamanlardaki güçleri yadsınamaz bir gerçek fakat kontrol büyücüleri bu şekilde devam ettiği sürece listemizde pek de kolay yer alamayacaklar. Destek rolünde ilk karakterimiz ise Brand, kendisi oldukça yüksek yetenek kiti hasarı ve takım savaşlarında ultisiyle çıkardığı muazzam hasarlar ile bitişik duran takımların başına bela oluyor.
Erken oyunda rakibinizin hata yapmasını bekler ve onu avlayabilirseniz erkenden güçlenir ve koridorunuzda kurmuş olduğunuz baskıyı diğer koridorlara taşıyabilirsiniz. Yüksek eloda olmasa da düşük eloda tercih edebileceğiniz Brand 11.6 yamasında sizleri bekliyor. En güçlü destek karakterimiz arasında olan Swain 11.6 başında da tepede durmayı başarıyor. E yeteneği sayesinde koridor rakip oyuncuları zor pozisyonlarda bırakabiliyor ve erken skor çıkartma potansiyeli oldukça yüksek durumda. Karşısında oynanması oldukça zor olsa da koridorda doğru pozisyon aldığınız takdirde geç oyuna kendinizi çıkartabiliyorsunuz. Öldürmesi de bir o kadar zor olan Swain ultisiyle kazandığı can sayesinde takım savaşlarında takımını kolayca sırtlayabiliyor. Son karakterimiz ise Leona. Son zamanlarda özellikle kitle kontrolü konusunda sıkıntı çeken takımlara ilaç gibi geliyor. Yüksek taban zırhı kitle kontrolüyle birleşince takım savaşlarının seyrini değiştirebiliyor. Düşük ulti bekleme süresi ve rakibi hareketsiz bırakan yetenekleri sayesinde rakiplerin sizden kaçması pek mümkün olmuyor. Saldırı gücü taşıyıcınıza güveniyorsanız veya kitle kontrol eksiğini kapamak istiyorsanız 11.6'da Leona sizlere göre. 11.6 yaması tier listemiz bu şekildeydi dostlarım. Umuyorum keyif almışsınızdır. Videoların devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.